Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Suriye'de ABD üssü vuruldu. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İran'a ait bir intihar insansız hava aracıyla Suriye'nin Haseke vilayetinde DAEŞ'le mücadele koalisyonuna ait bir tesise saldırı düzenlendi. Saldırıda bir sözleşmeli personel öldü, bir sözleşmeli personelle 5 ABD askeri yaralandı. Açıklamada yaralı 2 askerin sahada tedavi edildiği belirtilirken, diğer 3 askerin ve sözleşmeli personelin Irak'taki koalisyona ait tıbbi tesislere götürüldüğü ifade edildi. Pentagon, saldırının İran'a ait olduğunu belirtti ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Başkan Joe Biden'ın talimatıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla ilişkili grupların kullandığı tesislere hava saldırıları yapılması yetkisi verdiğini açıkladı. Austin, saldırının Amerikan personelini korumak amacıyla yapıldığına işaret ederek, saldırının gerilimi tırmandırma riskini düşürmek için orantılı bir saldırı olduğunu belirtti. ABD'nin son dönemde DMO ile ilişkili gruplar tarafından Suriye'deki koalisyon kuvvetlerine yönelik gerçekleştirilen bir dizi saldırıya yanıt olarak bu saldırıyı gerçekleştirdiği açıklandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.